başlayan siyasal, sosyal ve ekonomik olarak, özellikle ekonomik olarak bir güç sonucu adeta bu sadece bizim Elbistan değil, Maraş bölgesi ve de kırsal kesimde ciddi bir boşalmalar oldu. Köyler adeta boşaldı. Yani insansızlaşan bir coğrafyayla karşı karşıya kaldı. Ve adeta insanların birçoğunun mezar taşlarına kadar kaybolma noktasına geldi bölgemiz. Bu coğrafya düzenliği. Ve dünyanın dört bir yanına savunmak zorunda kalmış. Her bir yer. Bazıları Avrupa, bazıları Türkiye'nin batısına, ülkenin içinde. Özellikle de yurt dışına giden insanlarımızın ciddi asimilasyonlarla karşı karşıya kaldığı ve kimliklerini kaybetmeyi bizle kaldığı süreci şu an yaşıyoruz. Yaşamaya devam edecek gibi geliyor bize. Fakat her ne kadar nereye gidersek gidelim, ne kadar uzaklaşalım, insanın yüreği kaldığı yerler bizim de Maraşlılar olarak yüreğimiz bu topraklardan. Atalarımızın, annelerimizin özellikle ana topraklarımızdan. Ve biz uzun yıllar buraya tekrar nasıl dönebiliriz? Nasıl tekrar kendi köklerimizin üzerinde var olabiliriz çabası gösterdik. Her zaman gece gündüz Avrupa'dakiler de çalıştı. Bizler de çalıştık. Herkes annesini, babasını ziyarete geliyor. Fakat özellikle de ekonomik olarak bölgenin dara düşmesi, zora düşmesi bizi buralarda uzaklaştırmak durumunda kaldı. Hepimiz de bunu yaşıyoruz. Bugün buraya gelen birçok arkadaşımız, bazıları yurt dışında, bazıları da İstanbul'da ya da İzmir'de, Batı, Türkiye'nin batısında gelmesi. Neden? Çünkü biz tekrar ağaç gibi kendi köklerimizde var olmak istiyoruz. Bir ağaç kendi köklerimiz üzerinde, bir millet de kendi topraklar üzerinde yaşamı sürdürebilmelidir ki bir kültür, bir gelenek göreni sürdürebilsin. Biz bunu her zaman işte ülkenin içerisinde de bu çabasını gösterdik. Dışarıda da gösterdik. Özellikle de 2019 yılında yaşamı yerine işe hareket ettik. Köylerimizin mezarına değil, yaşam alanına çevirelim diye bir çağrıda bulunduk. Aslında bu çağrı bizim değil, bu toprakların çığlığıydı. Bu coğrafyanın çığlığıydı. Yani biz buradayız. Neden bizden terk ettiniz diye bize ola sistemiydi aslında. Ve bizim insanlarımızın çoğunun yüreğinde geçen bir biz dile getirdik. Bizim dile getirdiğimiz buydu. Biz onun için şunu söyledik. Kadınların rehberliğinde yaşamın yerinde ve yerinde iş ayırdı. Geçen sene doğal bir felaket yaşadı. Bu felaketten dolayı da ciddi bir göç yaşandı. Ve hala da yaşandı. Fakat bizim yapacağımız nedir? Biz tekrar burayı nasıl inşa edebiliriz? Üzerinde durmamız gerekiyor. Her biri, her arkadaşın üzerine düşen görevler vardır. Mutlaka herkes kendi görevini yerine getirme, her organ kendi görevini yerine getirmelidir. Bundan dolayı da biz uzun bir zamanda beri çalıştık, yaklaşık 250 bine yakın bir ağaç toprakla buluşturduk. Bu coğrafyanın ekonomik altyapı oluşturulması lazım. İnsanların göçü durdurmanın tek yolu buraya yardım ederek değil, burada birkaç kuruş yaşlılara göndermek değil, dönüp bu topraklarda yaşamı yeniden inşa etmekten geçer.